Ordu Fatsa'nın Yukarı Bahçeler mevkiindeki altın madeni bölgede çevre sorunlarına yol açıyor. Bölge halkı madene karşı uzun süredir mücadele içinde. Bu kez madene komşu köyler için tahliye kararı çıktı. Köylerden evlerini kalıcı olarak boşaltmaları istendi. Evlerden çıkarıyor, baksana evlere mühür vuracakmış. İncelemeden, araştırmadan da kafasına göre iş yapıyor. Beni köyümden kimse çıkartamaz. Ölümü çıkartır mı? Ölümü çıkardım, hayatta çıkartamazlar. Fatsa'da altın madeninin hemen yanındaki Yukarı Tepe mahallesinde evlere tahliye kararı çıktı. Altın madeninin sarsıntısından şikayetçi olmak için yetkililere başvuran köylüler kendilerine gelen tahliye kararıyla sarsıldılar. Sondaj çalışması gerçekleştirilecek de denilen alana tamamen tahliye edilme kararı verilmesi bize göre çok iyi niyetli bir çalışma olmayacağını gösteriyor. Ormanlarımızı kestiler cayır cayır. Ben hüngür hüngür ağladım burada. Ağaçta yer buldukça, biliyor musun sen? Ordu'nun Fatsa ilçesindeki altın madeni 5 yılı aşkın süredir faaliyette. Saha genişletme çalışmaları da devam ediyor. Yukarı Tepe mahallesi madenin hemen yanında. Madenin neden olduğu zarardan ve sarsıntılardan şikayetçi oldu bölge halkı. Yukarıda hala sondaj vuruyorlar değil mi? Vurmaz mı? Cayır cayır. Öğlen saatinde arabaların sesli zamanında vuruyorlar hem de. Hem heyelan bölgesi ilan ediyor, hem sondaj mı vuruyor? Hem de içme suyu da var dibinde. Mahkemenin durdurma kararına rağmen hala çalışmalarına devam eden bu altın madeni şirketi şimdi genişleme çalışmaları yapmak üzere yeni yeni oyunlar peşinde. Şikayetler üzerine yetkililer bölgede inceleme yaptı. Ama o incelemenin sonunda köylüler evinden oldu. 91 hane için tahliye kararı çıktı. 27'si için karar kalıcı tahliyeydi. Yani evlerini boşaltmaları istendi. Bu kadar halk nereye gidecek biz? İki tane yatakta yok adam. 6-7 senede bizi rahatsız etti bu hükümet. Ben evi nasıl yaptım biliyor musun? Yoksuzluğuna yaptım ben. Çocuğun kapıda yattım ben. Sakıncalı durum görüp de tahliye edelim, vatandaş zarar görmesin diyorlarsa amenna. Ama öyle olduğunu zannetmiyorum. Benim dedelerim, babalarım bu zaman kadar büyümüşler. Kimine uçmuş? Tahliye kararına gerekçe olarak heyelan tehlikesi gösterildi. Ama heyelan bölgesi olarak gösterilen yer madenin yanı başı. Toprak kayması durumunda altın madeni de bölge için büyük risk oluşturuyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diyoruz ve şunu da açıkça söylemek istiyoruz ki bizim altın madenini verecek bir karış toprağımız yok. Buradan alıp götüreceğiniz hiçbir yer onlara burada yaşadıkları hayatı vermeyecek, veremez. Ne geçici ne de kalıcı tahliyeyi kabul etmiyoruz. Bu evlerin, bu yerleşim birimlerinin genişleme sahası içinde kurulabilecek 240 bin metrekarelik, yani 240 dönümlük zehir havuzuna zemin hazırlamak üzere boşaltıklarına inanıyoruz. Hükümet, siz neden buraya sahip çıkmıyorsunuz? Burası vatan toprağı değil mi? Yukarı Tepe, Yukarı Bahçeler vatan toprağı değil mi? Burada siyanür havuzu var. Burada sülfürik asit havuzu var. Fatsa için büyük felaket. Burada yüz binlerce insan yaşıyor. Ya sizde hiç şu kadar akıl var mı ya?